Herkesin her şeyi konuştuğu ve çok rahat olduğu kanal Halbuki TV'ye hoş geldiniz. Ümraniye'deyiz. Burası çok sıcak ve çok kalabalık. Seçimleri soracağız. Tabii ki çeşitli videolarda dilimiz sürçebilir. Yanlış cümleler de kurabiliriz. Biz de insanız sonuçta. Bu işi yapmak da takdir edersiniz ki çok kolay değil. YouTube'daki diğer meslektaşlarımın başına gelen kötü olayları üzüntüyle karşılıyoruz. Sizlerden anlayış ve destek bekliyoruz. Evet, röportajımıza geçelim. Bizimle kalın. Seçimlerle ilgili tahminleri alıyoruz. Bir isim var mı aklınızda? Önde gelecek. Binali Yıldırım diyorum. Merhabalar efendim. Çok kısa soracağım. Seçimlerle ilgili tahmininizi alacağım. Sizce kim önde götürür çevrenize bakınca? Vallahi şu an AK Parti gözüküyor. Oylar çalınmış diyorlar yani. Durum şu an öyle. Uyumlu AK Parti'ye vereceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum. Hiç medyada rastladınız mı? Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıkıyor şu anda. Hayır efendim, değil mi efendim? Bir bilgim yok şu an. Yok, hayır efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Seçimlerle ilgili tahminleri alıyoruz. Çevrenize bakınca kim önde götürür gibi duruyor? AK Parti götürüyor. Sonuç yok. CHP. Hiç denk geldiniz mi televizyonda doğalgaz çıkarıldığına dair Doğu Akdeniz'de? Hiç böyle bir haber duydunuz mu? Duyduk. Bizim arama çalışmalarımız var sadece. Onu biliyoruz. Doğu Akdeniz, evet, duydunuz. Evet. Yalnız şu anda Yunanistan olabildiğince bize ait olan kara parçaları dahil, adacıklar dahil insan çıkartıyor. Bu konuda sizce kendi arama alanını genişletmek için devletimiz bir şeyler yapmakta gecikti mi? Ne düşünürsünüz? Ya bu güç meselesi. Devletle gecikmedi de güç meselesi. Adamın arkasında Avrupa Birliği var. Ona muhakkak güveniyor. Amerika var. İsrail'le ilişkileri iyi. Bunlar etken tabii. Yani Yunanistan'ın böyle bir adım atmasında Rum kesimi de özellikle onunla birlikte. Yani İsrail'le olan anlaşmalar etken, Avrupa Birliği etken, Amerika'nın onları desteklemesi etken, bunlar da etken yani. Türkiye yalnız kendi başına bir şey yapamaz yani. O da eli kolu çok öyle genişte değil yani. Ya bize ait olan adalara bayrak çekiyorlar. Sizce bu konuda sessiz mi kalmalıyız? Sessiz kalamazsın tabii. Sessiz kalamazsın. Ama çok da yaptırımın da yok yani. Ne yapıyorsun? O yıllardır bu böyle yani. Yeni olan bir şey değil. Bu tamamen güç meselesi. Güçlü olacak. Uluslararası sesini duyuracaksın. Güç meselesi diyorum. Sessiz kalamayız. Çünkü Avrupa Birliği zaten dağıldı. Kriz yaşıyor. Hep kendi içinde boğuşuyor. Bir hakkımızı aramamız. Çevrenize bakınca kim önde götürür gibi duruyor? Şöyle, ben AK Partiliyim. Ben İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekliyorum. CHP'ye bugüne kadar oy vermedim. Oy vermek istemiyorum. Benim partim kazanacak diye düşünüyorum. Peki hiç haberlerde denk geldiniz mi? Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıkarıldığına dair bir şey duydunuz? Ben bir şey duymadım. Şimdi Yunanistan gittikçe daha fazla adacığa insan çıkarmaya başladı ve bizim alanımıza kadar geldi. Artık bizim aramamız gereken alanı da o arıyor. Avrupa Birliği de Yunanistan'ı destekliyor. Sizce bu konuda bir şeyler yapılmalı mı ya da geç kaldık mı? Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili gerekeni yapar diye inanıyorum. Düşüncem o. Yani yanlış bir şey olsa zaten bir şey yapmaz yani. O gereken neyse yapacağını ben düşünüyorum. Ben de Rizeli olduğum için destekliyorum yani onu. Seçimlerle ilgili bir tahmininiz var mı çevrenize bakınca kim alır gibi duruyor? Bence İmamoğlu alabilir tekrardan. Ya ben tam net konuşamayacağım çünkü belli değil. %50-%50 oranlar var. Ama şu anki duruma bakılırsa İmamoğlu %10 artışla biraz önde. Öyle bir durum var. Tüm temelimiz İmamoğlu'nun alması. Peki hiç haberlerde denk geldiniz mi? Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıkarıldığına dair bir şey duydunuz mu? Hayır, hiç duymadım. Yok, ben genellikle pek haber izlemediğim için. İmamoğlu. Eko'yu diyorum ben. Eko. Aynen, evet. Ekrem. Ekrem Bey diyorsunuz siz de. Peki neden? Yani bu sizin kişisel arzunuz mu? Yoksa çevrenizde gördüğünüz? Kişisel arzumuz bizim yani. Neden? Ya neden? Dürüst insan görüyorum ben. Ne bileyim, duruşu, kişiliği, karakteri bana şey geliyor, mantıklı geliyor. Peki siz politik bir cevap verdiniz ama sizden de bir isim bekliyorum. Ben de Ekrem İmamoğlu diyorum. Peki son zamanlarda hiç denk geldiniz mi haberlerde Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıktığına dair bir şeyler duydunuz mu? Yok, ben hiç kanalda görmedim. Görmedim ben. Maalesef. Peki o zaman çok kısa söyleyeyim. Doğu Akdeniz'de ülkeler birbiriyle yarışıyor doğalgaz bulundu ve çıkarılması için. Herkes en büyük payı almaya çalışıyor ve bizim alanımıza şu anda Yunanistan girmiş durumda. Avrupa Birliği de onu destekliyor. Daha doğrusu girmek için bize ait olan küçük adacıklara bile insan çıkarıyor. Bu kadar önemli bir konuda neden medyaya bir şey yansımıyor? Orada bize 400-500 yıl yetecek kadar doğalgaz rezervi olduğu söyleniyor. Sizce neden? Bilgimiz yok. Bir şey diyemeyeceğim. Hiç bilgimiz yok. Yani böyle bir şey, böyle bir konuda bu konuları duymak istemez misiniz medyada? Ya duymak isteriz de kimse aydınlatmıyor ki. Kimse bilgi vermiyor, aydınlatma vermiyor. Sadece ülkede
gereksiz konular söyleniyor. Mesela bu doğalgaz konusu bizim için çok büyük bir konu. Ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin sorunuysa üstüne gidilmesi lazım. Büyük milletvekilleri, bakanlar bunlarla niye uğraşılmıyor ki? Yani bunu uğraşması gereken kişiler onlar, bizler değiliz ama onlar da hiçbir şeyle uğraşmıyorlar. Onlar takmışlar, seçim olayına gidiyorlar. Başka bir şey yok. Kim kazanır sizce? Kişisel arzum Ekrem İmamoğlu'nun kazanması ama Binali Yıldırım kazanır. Onlar boşa kürek çekmez. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Aynı fikirdeyim ben. Ki hiç haberlerde denk geldiniz mi Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıktığına dair bir haber? Evet. Bütün savaş gemileri orada şu anda. TV, televizyon izlemiyorum ama yani duydum. Yunanistan bizim alanımıza daha çok girmeye, bizim alanımızı olabildiğince kısıtlamaya çalışıyor. Bütün adaları daha nereye girecek? Bütün adaları verdik zaten Yunanistan'a. Biz girmeye çalışıyoruz artık. Verdiğimiz adalara girmeye çalışıyoruz şimdi. Alanımız mı kaldı dediğin gibi yani? Onda bir şeyler yapmak için geç kaldık mı sizce? Geç kalındı mı diye düşünüyorsun. Hayli geç, yani. Hayli geç kalındı elbette ya. Ya verdiğimiz adaları şimdi nasıl geri alacağız? Bir de o var yani. İmamoğlu. Ama siz yayınlamazsınız, kesersiniz. Hayır, biz herkesi yayınlıyoruz. Asla öyle bir şey yok. Özellikle herkesi konuşturmaya çalışıyoruz. Ben size bir soru sorayım. Neden seçimler yenileniyor? Haksızlık mı var? Ben kazanacağım, başka kimse kazanamaz. Bununla ilgili. Ben Karadenizliyim, geldim buraya oy vermek için 6 tane oyum var, onu bekliyorum. Hiçbir işim yok İstanbul'da. Binali Yıldırım. Kim kazanır gibi? Kim kazanacak? Binali Yıldırım. Kim önüne götürür? Bence Binali Yıldırım kazanır gibi geliyor. Ama şöyle bir şey de var. İmamoğlu da gerçi onun da oy oranı gerçi az çok tahmin ediliyor. Şimdi gündemden mesela takip ettiğimiz kadarıyla bir de bu araştırmalar neticesinde biliyorsunuz seçim anketlerini gündemi takip ettiğim zaman. Yani şöyle bir kafa kafaya bir mücadele var aslında ama bence az da fark olsa Binali Yıldırım kazanacak gibi geliyor. Gibi düşünüyorsunuz. Peki Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıktığına dair hiç habere rastladınız mı? Nasıl? Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıktığına dair hiç habere rastladınız mı televizyon? Doğu Akdeniz'de? Yok, rastlamadım. Yine İmamoğlu. Yani biz inşallah diyoruz ki tabii ki Binali Yıldırım götürecek de AK Parti inşallah reisin dediği olacak. İmamoğlu. İnşallah AK Parti olur. Sizce kim önde götürür? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Bilmiyorum. Fikriniz yok mu çevrenizde? Yok. Gönlünüzden geçen ismi söylüyor. Ekrem İmamoğlu. Kesinlikle. Peki neden diyeyim? Çünkü doğru bir adam. Doğru. Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıkarıldığına dair televizyonlarda hiçbir habere rastladınız mı? Yok. Ben çalışıldığını biliyorum ama çıkarıldı mı, bulundu mu bilmiyorum. Ya çevreye bakınca yani şimdi bakın AK Parti diyorlar ama bilmiyoruz artık yani. Sizin seçim tahmininiz nedir? Sizce kim önde götürür? Vallahi hiçbir partiyi tutmuyorum ben. Tutmuyorsunuz ama çevrenize bakınca diyorum. Vallahi AK Parti gibi geliyor bana. Binali Yıldırım diye düşünüyorum. Bir tereddüt ettiniz. Yani çünkü geçen seçimlerde zorluk çektiği için. Belki dedim bu seçimde de belki çünkü fark olduğu için. Yani kapansa bu kadar kapanır. Belki o kapanmaz diye düşünürüm ama Binali Yıldırım diye düşünürüm. Binali Yıldırım diye düşünüyorsunuz. Peki Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıkarıldığına dair hiçbir habere rastladınız mı? Evet. Yunanistan bizim alanımızı işgal etmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ki? Böyle bir devlet büyüğünden bir ses duydunuz mu bu konuda? Vallahi öyle bir ancak konuşurlar yani. Öyle Türk devletiyle zor yani şu anda. Sizce kim seçilir? Sürpriz yani her şey olabilir. Çevrenize bakınca hiç şu isim önde götürür diyeceğiniz bir isim yok mu? Vallahi hiç bilemiyorum yani. Sürpriz diyorum yani. Binali Yıldırım kim seçilecek? Vallahi bence CHP kazanır yani. Neydi o adamın ismi ya? Ben bilmiyorum pek. Ekrem İmamoğlu alır gibi. Neden o alır gibi? Neden şöyle söyleyeyim. Normalde hani CHP kazandı tekrardan işte seçime ulaşıldı ya. Bunun sebebi hani oy çalma falan olmayabilir. Hani bir de halkımız... Ne olabilir? Yani ne olabilir? Ben yaban gibi bir insanım. Bana böyle soruyorsunuz. Ben mal gibi. Yok çok rahat ol. İstanbul'da bir rant kavgası olabilir mi mesela? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdiki seçimde gerçekten bir düşüş olacak. Neden? İnsan yani ayaklanacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde CHP kazanmıştı doğru mu? Hani hiçbir şekilde hani sandıklarda çalınma veya oy yanlışlığı falan olmayacak diye söyleyen Cumhurbaşkanımız mesela bu seçimde bunu söyledi. Ve hani bu şekilde oldu. Ama bu şekilde olması gerekmiyordu doğru mudur? O şekilde olduğu için bir kavga çıkacaktır yani illaki. Yani tekrardan CHP kazanacak diye düşünüyorum. Yani kazanacak, bunun üstüne bir... Yok kazanacak, CHP kazanacak ama bunun üstüne bir kavga çıkacak mı diyorsunuz? Ya CHP alırsa kavga çıkmaz ama AK Parti alırsa tabii ki CHP taraftarı biliyorsunuz çoğu partilerle birleştiği için... Tam tersi.
tam tersi olma ihtimali var. Çünkü niye, neden? Şimdi CHP aldı. Tekrardan ikinci seçimde siz işte katakülle yaptınız, hırsızlık yaptınız, olaylar olacak. Ondan dolayı belki kavga olabilir. Ama inşallah kavga olmaz. Gönüller bir olsun ya. İyi olan kimse o kazansın yani, öyle. İmamoğlu ya. Peki hiç haberlerde Doğu Akdeniz'de doğalgaz çıkarıldığına dair bir habere denk geldiniz mi? Hayır, hiç geldim. Yok, gelmedim. Ben yine Binali diyorum. Ya düşünce şöyledir. Yani geçmişte de denenilmiş var. Bunun da bir başarısı var. İkisinde başarısı var. Hayırlısı olsun diyelim. Ama sizin bir tahmininiz o. Yok, hayır hayır. Tahmininiz yok mu çevrenize bakınca? Yok, çevrem yok. Çevrem doğru dürüst olmadığı için, biz de şey etmediğimiz için. Ama kim hayırlıysa, kim iyiyse, kim vatana, millete, insanlara hayırlısıysa. Tabii ki. Binali. Neden? Ya daha çok başarılı olacağına inanıyorum. Açıkçası yani Binali Yıldırım, yani şöyle geçmişinde başbakanlık yapmış bir insan. Yani bu Ümraniye gibi, yani kırsal kesimlerin İmamoğlu'na daha dönecek, yani insanlara buralardan bir şeyler anlatılmayacak. Buradaki insanlar çok siyasi şeylerinde yoklar. Kalıplaşmış bir siyasetleri var. Pek dönmezler. Yani öyle şey gibi, futbol takımı tutar gibi parti tutarlar. Yani kimin ne yapacağını, kimin daha ülkeye hizmet edeceğini, yani karar vermezler. Böyle bir futbol takımı gibi olmuşlar. Böyle gidiyorlar. Renkleri değişmiyor. Onun için farklı siyasetlerin buralardaki topluma, buralardaki insanlara anlatmaları gerekir. Buralarda siyaset yapmaları gerekir. İnşallah güzel şeyler olur. Her şey güzel olurdu. Temennim o yani. Çünkü bir insanın kazanmış olduğu seçimi elinden aldıkları, yani hak, bu hak, insan hakkı, insan hakkını elinden aldılar. Yani daha ne diyebilirim? Bak, Ramazan bugün, %80'i bu insanların oruç tutuyor. Ama yani bir insanın elinden hakkın alındığını yani idrak edemiyorlar. Bunları anlatmak lazım. Yani bakıyorsun, birisi diyor ki çalındı, ilçe seçim kurulu çalınmadı diyor. Hangi birine, kimine? Bir sandıkta, bir masa başında, kurulun olduğu yerde oy çalınma imkanı asla yoktur. Kaldı ki bu yüksek seçim kurulunu ayarlayanlar kimler? Yani nüfus müdürlüklerini ayarlayanlar kimler? Yani İmamoğlu'nun çalma lüksü hiç yok. Hani diğerlerinin olabilme imkanları var elinde, devlet imkanları. Ama onun elinde bu imkan yok. Yani alın terini lütfen yerine versinler. Bu halk ama elinde gecinde onu yerine verir. Ben yine de Türkiye Cumhuriyeti insanlarının iradesine güveniyorum. Doğru olacaktır. Her şey güzel olacak sonunda diye düşünüyorum yani.